Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor, zalimle cahilin dini olmaz. Ümmetimin ehli kamil olmasını şart koşuyorum diyor. Bizim dinimiz bir kurtuluş dini. Medeniyeti getirmiş, kadın haklarını getirmiş, temizliği getirmiş, sevgi getirmiş, muhabbeti getirmiş, yüksek ahlakı getirmiş, dayanışmayı, paylaşmayı getirmiş, insanı insan yapan değerlere sahip olma kurtuluşunu getirmiştir. Onun için yeniden bir kurtuluş meşalesi yakmamız lazımdır. Ve İslam'ın bugün ihtiyacı olan bir husus, ilmi bir havuz olması lazım. Bütün İslami bilgiler orada toplansın, yeniden analiz edilsin, o güzel varlığı tekrar insanlığa, hatta kainata sunalım. Kainatın buna ihtiyacı var. Ben kısaca Peygamber Efendimizin hanımlara bakışına örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Birinci örneğim Hazreti Hatice, Peygamber Efendimizin eşi, kendisinden 20 yaş büyük, ticaretle uğraşır. Nasıl ticaret yapardı? Duvarların ötesinde mi? Kapalı kapılar arkasında mı? Ticaret nasıl yapılır? O günün en çağdaş hanımlarından, en ileri gelen hanımlarından birisiydi. Nasıl oldu da bugün kadınlar duvarların arkasında, peçelerin içinde gösterilmeyen, konuşulmayan, itilen kakılan hale geldiler? İkinci örneğim Hazreti Ayşe, kendileri deve yarışında bütün erkekleri geçen tek hanımdı ve İslam dininin kurucularındandı. Nasıl deve yarışına çıkardı erkeklerle beraber? Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, Peygamberimiz de ahir zaman peygamberidir. Zamanında kız çocukları diri diri kuma gömülmüşlerdir. Peygamberimiz böyle bir toplumu ıslah etmek üzere gönderilmiştir. Ve bütün dünyaya kadınların ne kadar önemli olduğunu, cennet anaların ayağı altındadır başlığıyla getirmiştir. Sevgi ve muhabbet olmayan yerde şekilcilik başlıyor. Sevgiyle büyüyen insanlar muhakkak ki bütün büyüyorlar. Eksiksiz ve kusursuz büyüyorlar. Sevgi ve güven olmayan ortamda büyüyen insanlar da muhakkak ki çok kötü taraflarıyla ortaya çıkıyorlar. Öldürüyorlar, ölüyorlar. Bizler inşallah İslamiyet'i ters yöne döndüren, fikirleri ortadan kaldırmaya çalışmak gibi bir misyonu üstlendik.